Evet, aynayı alalım mı Sinancığım? Şey dermişim, canım kaynamam çok güzel. Bana da şey alabilirim ya. Seni. Ya tabii abi beni de bekliyor. Kısmeti açıldı burada. Evet. Evet, bu sene açıldı ama maşallah. Ama en genç benim. Ama ben Füsun Hanım'ın daha çok. Aa, kayınlar bak, hiçbir şeyi unutmuyorlar. Evet, bir beni alıyoruz podyuma. Sen de yerine geç. Hoş geldin. Hoş bulduk Dişem. Evet, önce bir alışverişini izleyelim. Sonra buradayız. Ben geldim Dış Ses. Mini komando olarak bugün yarışın içindeyim. Yüzünde neden boya var bir ben? Ya ışığım o kadar rahatsız ediyor ki artık gözümün altlarına boya çekmeye başladım. Çünkü birazcık karartı iyi geliyor bana. Yeter, bunların bu hali ne? Tarihe geçenler mi dersin? Vasat kombiniyle kolye alanlar mı dersin? Artık mağazaya girelim mi? Kolay gelsin. Hoş geldin bir ben. Hoş bulduk. Aklında nasıl bir konsept var? Konseptimi ilk kombinime giyince söylemek istiyorum size. Çünkü üstüme oturmazsa şayet şu an beğendiğim elbise hemen değiştireceğim. İlk kombinini deneyip gelmeni bekliyoruz o halde. İlk geliyorum. Ben geldim. Tam tarzım olan bir etekle geldim. Tütü etek mi üzerindeki? Tütü etek aslında ama dantelleri falan da var. Çok şık. Hemen fiyatından bahsedeyim. 300 lira fiyatı var. Üstümde bir bluzum, badim var. Badimin fiyatı da 49 TL. Ben bunları seçersem ayağıma siyah bez bağcıklı ayakkabı giyerim ve bir tane de sırt çantası alırım. Neye gidiyordun? Ben kendi işim olan organizasyonla birlikte Çeşmealtı gece pazarını birleştiriyorum. O gün olmuş, organizasyonu ben yapmışım. Gece pazarının ilk günü, herkes orada, işte konserler var, ondan sonra standlar açılıyor, şenlik tadında bir gün geçireceğim. İkinci kombinini de görelim mi? Hadi görüşürüz. Geldim, muhteşem bir elbise var üstümde. Yalnız dışı sizi, içi beni yakar. 500 TL'lik fiyatı var. Bu elbiseyi nasıl kombinlersin peki? Hiç ayağıma topuklu falan giymem. Bir tane kibar bir sandalet, bir tane böyle çok güzel yandan tinimini bir çanta. Bir de güzel küpe alırım. Makyajım hafif ve kırmızı ruj. Bu arada Betül'ün 3. kolyesini almasını nasıl yorumluyorsun? Betül 3. kolyesini aldı ve asla bana sorarsanız hak etmediği, benim fikrimce dümdüz bir elbise, üstüne bir jean, yelek, saçma sapan görünüyordu. Hiç kimse kusura bakmasın, ben beğenmedim. Bir ben benim 3 kolyeyi hak etmediğimi ve saçma sapan göründüğümü söylemiş. Tuvalet terlikleriyle podyuma çıkan kız benim tarzımla ilgili konuşamaz. Başka bir kombinin var mı? Bir kombinim daha var. Gidiyorum, deniyorum, geliyorum. Ben geldim. Üstümde büyük beden hanımların bütün kusurlarını kapatıcı nitelikte bir elbisem var. Benim gibi göbek bölgesinde, basen bölgesinde ve kol bölgesinde fazlalıkları olan hanımlar bu elbiseyle tüm kusurlarını kapatabilirler. Fiyatı da çok uygun. Sadece 220 liraya düşmüş. Şu an %50 indirimde. Giydiğiniz zaman büyük beden hanımlar, bakın şu an 36 beden gibiyim. Kaldı bu arada. Eyvahlar olsun. Çok işim var. Daha vallahi bir tane bir sürprizim var ki bugün kombinle çıkacağım. Ne sürpriziymiş bu? Ay, podyumda görürsün. Ben kendimi tenzih ediyorum ama kızlara sağlam bir sürpriz yapacağı kesin. Başka bir kombinin varsa hızlıca onu da görelim mi? Haydi gidelim. Ulaşmışımdır ama 30 yıl sonra kombinim. Cicikoyla gece pazarının açılışını yapıyoruz. Bu elbise ne kadarmış? Bu elbise ne kadar abla? 599 TL. Ama bu da tam büyük bedenler için uygun. Şu an serçecik bir kız oldum. İncecik kollarım, incecik bacaklarım. Bütün bedenim kapandı. Çok güzel görünüyorum. Tam artık hayallerime kavuşmuşumdur ve büzgülü şıklığında açılışı böyle yapıyoruz. Geçen haftalarda da söyledim. Galiba neneyle dede olunca kavuşacağız. Elbisenin fiyatı 499.95. Nakit alımlarda 450 yapıyoruz. Abla 450 beni mümkün değil kurtarmaz. 50 liraya nasıl alayım? Alamam. Ne olur az bir şey daha be. 400'e bırakırız. Vallahi. Teşekkür ederim. Ayakkabı, çanta, aksesuar. Kolay gelsin, aşağıya gidiyorum. Terziye hoşça kal. Zeynel abi sen misin abi? Hemen Zeynel abi buldum iş sesimle. Zeynel abicim seni çok aradım. Buyurun, hoş geldin. Nasılsın abi? İyi abi. Ya ben sana bir elbise göstereceğim. Bu elbise bana üstten dar geldi. Bir yerden açma payı ya da şuraya bir kesip kumaş ekleme imkanımız var mı? Sen fikirlerini söyle.
Biz seni dinle. Nereden devam edeceksin? Çantayı çözmeye çalışacağım. Abi bana yardımcı olur diye düşünüyorum. Öyle oluyordu çünkü bana yardım ediyordu. Abi benim 100 liram var. Ayakkabım, çantam, aksesuarım eksik ve terzi param yok. Yani ben bitmişim. Acaba bana ne kadar yaparsın? Böyle şu hani bak şu çantanın renklisini düşünüyorum. Gel ses göstereyim sana da. Şunun. Şunların. Renkli yok mu? Renkli yok. Olan renkli yok. Olan renkli. Ne kadar? Ne kadar düşersin? Sen beğen, yardımcı olur musun? Tamam. Hangisini beğeniyorsun? Tamam. Abi bana ne kadar olur o? Sana 40 lira yapayım ya, 15 lira. 40 lira mı? Siyah alayım ben. Sen bana bunu ver, indirimini ver abi. Tamam, bu ne kadar? 25 lira. Tamam abi. Podyuma eksik parçayla çıkma ihtimalin gittikçe yaklaşıyor bu arada. Hayır, eksik parçayla çıkmayacağım. Dış sesini böyle şey söyleme abi, poşet istemiyorum ya. Boş bir ben. Koşacağım, paramın üstü. Sağ ol abi. Sağ olasın. Hadi görüşürüz. Hadi gidelim. Bakalım kalan paranla ayakkabı... Sandaletim yok. Buldum. Boş bir ben. Abi sandaletlerin kaç para? Dışarıdan aldım bunu. 89 lira yardımcı olacak. Benim zaten 80 liram bir şeyim var. Ben bunu buraya bıraktım. A canım abim, bunun 36'sının dışında var mı? Hemen bakıyorum. Burada onun siyahı vardı. Dene bakalım ayağında nasıl duracak. Evet, bunu alacağım ya da şu babeti alacağım. Abi bir bakar mısın? Bu ayağımdakinin fiyatı ne kadar? Şu bağcıklı babetler ne kadar? 59 lira. Bu da güzel durabilir, bağcık bağcık. Ben karar veriyorum, kasada görüşürüz. Şişimi de aldım. Ben poşetimi de alayım abi. Çok sağ ol, kolay gelsin. Hadi gidelim, dış ses aksesuarımızı alalım ve bitirelim şu işi. Nasıl bir aksesuar var aklında? Küpe almayı düşünüyorum. Allah, çok teşekkür ederim. Bir bakış baktım, hanımefendi hemen yardım etti. Çok sağ olun. Vallahi çok mutlu oldum. Ben gidiyorum. Alışverişin bitti mi bir ben? Aksesuarlarım, her şeyim, bütün işlerimi hallettim. Takım, çantam, terzim, her şeyim tamam. Ben gidiyorum. Şimdi toplanma noktasında senin sizlerin yanına. Hadi görüşürüz.